operasyonlar. Dün akşam yaşanan o kritik zirve sonrası gözler bugün AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarındaydı. Erdoğan, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu ve dedi ki bürokraside vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyeceğiz. Bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyiz, vermeyeceğiz. Son dönemde gündeme gelen her hadiseyi tüm boyutlarıyla en ince detayına kadar takip ediyoruz. Kanunun dışına çıkan, hatası, kastı veya marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz. Bize süre biçenler oldu. Bu iş bitti deyip yolunu değiştirenler oldu. Bu davaya ihanet edenler oldu. Korkanlar, hırslarına yenilenler oldu. Onlar şimdi yoklar. Biz buradayız. Dimdik, sapasağlam ayaktayız. FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için yeni kapı ruhunu baltalayanlar görüyoruz ki asla boş durmuyor. Kuklayı da, kuklacıyı da, oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz. Ne kadar çirkinleşirse çirkinleşsinler, biz o tuzağa düşmeyeceğiz. İhanete varmayan her dostluk bizim için bakidir. Cumhur İttifakı surlarında gedik açmak isteyenler olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Fitne ve nifak odaklarına kesinlikle göz açtırmayacağız. Şimdi siyasetin sıcak gündemini ve açıklamaları Ankara'dan dinleyelim. Ankara'da Bala Ateş Irmak olacak. Evet Bala, Ankara siyasetinde neler oluyor? Akşamki kritik zirve sonrası bugün AK Parti'de bir grup toplantısı vardı. Erdoğan açıklamaları vardı. Detayları senden alalım. Evet, Ankara Emniyetindeki 3 isimli 3 polis memurunun açığa alınmasının ardından dün yapılan görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı ve Adalet Bakanı. O görüşmenin yankıları bugün de devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında bürokratik vesayetin nüksetmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Az önce de ekranlara getirdik o açıklamasını. Grup toplantısı öncesinde bakanlara da sorularımızı yönelttik. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dünkü toplantıda yer almamıştı. Ona o görüşme soruldu ve Ali Yerlikaya'da müfettişler soruşturmayı bitirir bitirmez geniş bir açıklama yapacağım, sizleri çağıracağım dedi. Ali Yerlikaya'nın aslında bu açıklaması öncesinde sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oldukça dikkat çekiciydi. Kimler FETÖ taktikleriyle Cumhurbaşkanımızı, hükümetimize oyun kurmaya çalışıyorsa oyunlarını, tuzaklarını yerle bir edeceğiz demişti. Bugün de çok fazla aslında bu konuya ilişkin açıklama yapmadı. Bugün Ali Yerlikaya Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'na katılacaktı. Meclisteki o komisyonu üyeleriyle görüşecekti. Fakat o görüşme ertelenir mi? Ali Yerlikaya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bugün bir görüşme olur mu? Onu da ilerleyen dakikalarda öğreniyor olacağız. Çünkü iki isim de şu dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Ve dün görüşmede olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yine ona da sorduk Bakan Tunç'a. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı inceliyor, yargımıza güvenelim ifadelerini kullandı Yılmaz Tunç. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası partide bir revizyona gideceği iddiası, kabinede ve parti içinde revizyon iddiası vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yorulan, motivasyonu yitiren arkadaşlarımızı kardeşlik hukukumuzu koruyarak dinlenmeye alacağız. Yeni heyecanlı arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendireceğiz mesajı verdi. Ve CHP lideri Özgür Özel'le yaptığı görüşme içinde verimli bir görüşme dedi. Yumuşama mesajını devam ettirdi. Siyasetin yumuşamaya ihtiyacı var. Taraf olmayacağız, kutuplaşma olmayacak dedi. Ve Erdoğan'ın bir cümlesi de dikkat çekiciydi. Bu sözleri muhalefete yönelik mi diye sorusuna neden oldu. FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için yeni kapı ruhunu baltalamak isteyenler boş durmuyor. Kuklayı da, kuklacıyı da, oyunun kimin yazdığında çok iyi biliyoruz mesajını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bugün ifadeleri, kullandığı ifadeler dikkat çekiciydi. Her sözünün altında aslında bir mesaj vardı diyebiliriz. Yeni anayasayı içinde aceleye getirmeden ama uzatmadan istişareyi bitirip
somut adım atmalıyız dedi. Bugün İYİ Parti'nin grup toplantısı vardı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yeni anayasa için bir kez daha aday olabilsin diye raf ömrünü uzatmak için anayasa değişikliğini desteklemeyeceğiz ifadelerini kullandı. Ve son olarak öğretmenler başlığı Milli Eğitim Bakanı'na mülakat soruldu ve Milli Eğitim Bakanı mülakatın etkisini %50'ye düşürüyoruz ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyorlar dedi. Eğitimde şiddet için yalnızca yasal düzenlemeyle çözülebileceğine işaret etti. Yani mülakatın kaldırılmasının kapısını kapamış oldu Milli Eğitim Bakanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da öğretmenlere yönelik şiddetle mücadele için mecliste görüşmelere meclis kapanmadan önce kanun teklifinin gelmesinin görüşülmesinin gerektiğini işaret etti diyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sözü yeniden size bırakalım. Ankara'dan Bala Ateş Irmak siyasetin sıcak gündemini ve başlıkları aktardı, görüşmeleri aktardı. Şimdi yine ilerleyen dakikalarda bir sıcak gelişme olduğunda kendisinden alacağız. Şimdi haberlerimizle devam edelim değerli izleyenler.